takılarını kendin yapabilecekken neden satın alasın? Pembeye doyamıyorum. Şekillere gelince en iyi taşlar kalp şeklinde oluyor. İşte bir elin nesi var, iki elin sesi var demişler. Şimdi sıra epoksi reçineye geldi. Merak etme, simler de geliyor. Muhteşem boncuklarımızı da unutmayalım. Ne kadar da güzel oldu. Muhteşem, türünün tek örneği. Tıpkı benim gibi. Aa, gerçek bir deniz kızı mı? Aa, inanamıyorum. Selam. Aha, merhaba insan. Aa, yaklaşsana. Ben mi? Ama benim yüzgeçlerim var, gördün mü? Aa, doğru ya. Bunu görüyor musun? Yakalamaya çalış, tamam mı? Vay canına, bu fevkalade olmuş. Teşekkürler. Rica ederim. Bu müthiş. Ah, gözlerim. Ha, nereye gitti? Ne oldu böyle? Aa, suyun içinde mi? Selam balıkçık. Hayır. Claire. Aa, sensin. Ha, çok sevindim. Burası da benim okulum. Aa, herkese merhaba. Tamam, teker teker gelin. Ha, olamaz. İmzalayabilir misin? Lütfen. Vay canına. Hey, buradayım. Görüyor musun? Bir dakika. Ha, düşünemiyorum. Dur. Çekilin yolumdan. Bir saniye. Aklıma bir fikir geldi. Sadece izle. Bu deseni görüyor musun? O şekle sokmak için bükülebilen bir tay kullan. İşte harika görünüyor. Bunlardan iki tane yapınca iki kaba istediğin epoksi reçineyi koy ve istediğin renkleri de ekle. Güzel. Burayı doldurmak için bir çubuk kullan. İşte böyle. Sonra incir rengiyle burayı doldur. Hafif dokunuşlarla onları düzelt. Ardından böyle bir daire çiz. Sanki küçük bir güneşe benziyor. Çok güzel. Bu tarafa da küçük bir hilal çiz. Bir parlatıcıyla her şeyi yerli yerinde tutabiliriz. Mükemmel. İyice kurudu. Şuna bir bak. Affedersiniz, geçebilir miyim? Teşekkürler. Ne demek ki? Vay canına. Çok sevimli. Değil mi? Buna bayıldım. Hey, bunlar birbirini tamamlıyor. Hey hey, sakin ol arkadaşım. Evet, biz birbirimizi tamamlıyoruz. Yengemin yenge. Yaşasın, çok heyecanlıyım. Neredeyse çalacak. Oh, özgürüz. Bekle. Evet, atıştırmalıklarım var. Al bakalım. Teşekkür ederim. Yanında biraz eğlence iyi gider. Hey, şu ilana bak. Aa! Şimdi satın alın. Pika pika. Pekala, ben de alıyorum. Bayağı iyi değil mi? Ah, evet, çok lezzetli. Keşke daha büyük ellerim olsaydı. Çok güzel. Aa, bir kaşığın var, biliyorsun değil mi? Aa, kaşık mı? Aa, bu kesinlikle çok tuhaf. Hah, şimdi onu dondurmaya daldır bakalım. Gerçekten mi? Peki ağzıma nasıl sokacağım? Aa, çok zor. Ay, neredeyse başardım. Aa, eğlenceliymiş sanırım. Çok güzel. Bu da ne? O bir Pokemon anahtarlığı mı? Harika. Bu şeyden almak istiyorum. Aa, öyle mi? Çok sevimli değil mi? Ah canım. Anahtarlığınızı bugün alın. Hemen arayın ya da mesaj atın. Fazla param yok. Evet, bende de yok. Ha, bir dakika, bir fikrim var. İhtiyacım olan tek şey bu kaşık. Şu kil parçalarını görüyor musun? Hepsini birlikte yuvarlıyorum. Sonra onu bir kaşığa koyuyorum. Düzleştirmek için başka bir kaşık daha kullanıyorum. İşte mükemmel oldu. Şimdi eğlenceli kısma gelelim. Bol simli epoksi döküyorum. Ultraviyole ışık onu kurutacak. İşte bitti. O zaman hemen çıkar. Ha, çok güzel. Aa!
Artık kendi anahtarlığım var bak. Ah, sırt çantamı taksana lütfen. Aha. Ha, al bakalım. Üstelik hiçbir maliyeti de yok. Evet, şuna baksana. Sen gelmiş geçmiş en iyi deniz kız arkadaşısın. Ah, ay, olamaz, eridi. Dondurma çorbasına döndü. Annem tam bir saniyeyle gitti. Çabuk oğlum, iyidir isem. Aa, bilmiyorum. Aa, çok rahat. Aa, hey. Bu şey tam yetişkinlere göre. Annemin harika takıları var. En parlak olan hangisi? Vay canına, çok güzel. Tamamdır. Bir dakika. Her şey nereye gitti? Hey, hayır. Bunları mı arıyorsun? Ne? Tam bir mücevher arsızısın. Bana da biraz ver. Ah, madem öyle diyorsun. Annenin saç aksesuarlarını alabilirsin. Bunu da alabilirsin. Tamam. Şimdi mutlu musun bari? Peki ya yüzük? Onu da istiyorum. Ay yok artık, o benim en sevdiğimdi. Hayır, ağlama. Elimde değil. Dur bakalım bir düşüneyim. Annemin burada da güzel şeyleri var. Bu takı kutusunun ötesinde bir şeyler düşünmenin zamanı geldi. Önce bu şeffaf bantı ojenin kapağına yapıştırıyorum. İyice yapışınca onu renksiz ojeyle boyuyorum. Sonra üstüne güzel bir kağıt koyuyorum. İyice sarıp üstüne oje sürüyorum. Yalnız renksiz oje sürmelisin. Sonra onu hemen kapaktan çıkarıyorum. Kurduktan sonra kenarlarını zımparalayacaksın. Hatları böyle daha düzgün oldu. İşte. Kesinlikle benzersiz bir yüzük hazırladım. Üstelik bu sadece sana özel. Aa, muhteşem. Başka var mı? Çok havalı değil mi? Farklı desenleri de kullandım. Sana bir tane daha yapayım. Ah, bu kesinlikle çok havalı. Sen harika bir arkadaşsın Claire. Tamam, hadi yapalım şu işi. Balık tutmada çok iyiyimdir. Hey, sanırım bir şey yakaladım. Aa, sana söylemiştim. Ben bu işte bayağı iyiyim. Evet, şimdi sıra bende. Tamam, kendimi şanslı hissediyorum. İşiler hissediyorum. Gördün mü? Bu bir... bu şey de ne böyle? Onu çöpe atmaları boşuna değil. Hey! Ah, hayır! Ha? Attı, kötü müydü? Orada neler oluyor? Bir bakalım. Hey, bu uğraştığıma değecek gibi görünüyor. Vay canına. Kıskandınız mı? Bu benim artık. Güle güle. Üzülme, tamam mı? Sana başka bir şey bulalım. Mesela bu. Aa, eski bir şişe mi? Hayır. Üzgünüm. Hey sen. Aa, buldum. Ne buldun? Kendi ellerimle özel bir şey yapacağım sana. Tamam mı? Harika. Önce şişeyi bir maket bıçağıyla kes. Burayı, bir de burayı. Sonra geri kalanını kesmek için makas kullan. İşte diğerini de kestim. Şimdi düz bir şekilde koy. İki düz çizgi çizmek için cetvel kullan. Bunu yaptıktan sonra böyle kes. Bu şekilde katla ve köşelerini yuvarla. Ardından bir delgeçle del. Şimdi bantı bu şekilde boydan boya yapıştır. Bak. Bantı göremiyorsun bile. Mükemmel değil mi? Kurdeleyi dikkatli bir şekilde şeride sar. Onu tamamen kaplayana kadar da devam et. Bu iş sabır istiyor ama bitince güzel görünecek. Uçundaki deliği kapatma. Deliğe bir lastik geçir ve bağla. Onu ters çevir ve çeşitli taşlar yapıştır. Ben deniz kabuğu kullanıyorum. Hı hı.
güzel değil mi? Hepsi bitti. İşte bu senin. Bir deneyim. Vay canına, teşekkür ederim. Bana usta diyebilirsin. Hey, hala benim tacımı takıyor. Ayrıca korkunç dans ediyor. Hey! Ha, bunu asla geri alamayacaksınız. Kaçsan iyi edersin. Bekle. O yakışıklı can kurtaran da kim? Umarım saçım bugün iyi görünüyordur. Hoş bir şeyler giysem iyi olacak. Turuncu bana yakışıyor. Yukarıdaki insana kendime hayran bırakma vakti. Bacaklarımı biraz alıştırayım. Ne güzel görünüyorlar değil mi? Tabii kendimi biraz tuhaf hissediyorum. Yavaş. Sanırım onlara alışmaya başladım. İşte bir deniz kızının hayatında sıradan bir gün. Balık kocamandı. Şunun kasları kadar mı? Ne haber hanımlar? Burası güzel görünüyor. Selam yakışıklı. Sanırım beni çağırıyorlar. Neredeler peki? Amanın, o kızın bacakları nerede? Bacakları yok mu? Yardıma mı ihtiyacı var? Geliyorum. Hey, iyi misin? Selam. Bir dakikalığına kendini kaybettin. Yine o balık kuyruğu. Amanım. Vay canına, kuyruğun muhteşem görünüyor. Kıpırdamadan dur, aynen öyle, tamam mı? Doğru açıyı yakalamaya çalışıyorum. Ay, mor kalem, ne sakarım. Neredeyse aldım. Hissediyorum. Bayağı uzanmam gerekti. Yo, şaka mı bu? Hiçbir şey düzgün yapamıyorum. Madison, nereye gittin? Burada kalem toplamaca oynuyorum işte. Ben burada bekliyorum. Peki ya küçük akvaryumum? Boş bir fanus akvaryum al. Bir bardağın altına biraz sıcak silikon sür. Ve akvaryumun dibine yapıştır. Şimdi içine mavi misketler dök. İstersen deniz kabukları ve taşlar da ekleyebilirsin. Sonra akvaryuma su doldur. Devam et. Şuna bak. O da ne? Anladın mı? Tabii ya, keçeli kalemlerim için. Artık düşüp dağılmayacaklar. Şimdi deniz kızı portresi geliyor. Çiz bakalım. O film ne harika değil mi? Şu ata bak. Evet, müthişmiş. Biraz gözlerimi dinlendireceğim. Jen, ne tatlı. İstediğin kadar uyu sen. Ben şöyle kalkayım. İşte. Ne oldu? Bu kanepede bayağı darmış. Pek uzun da değil. Kuyruğumu koyacak yer yok. Çok tatsız. Nerede kestireceğimi biliyorum. Şurada, gölgede. İşte burası. Atlayın bakalım. Yastığı da unutmayayım. Tek eksik benim. İyi geceler. Düşler diyarı, ben geliyorum. Deniz kızı partisi mi? Beni de yazın, partiye hazırım. Müziği açın, dans etmek istiyorum. Hey, herkes nerede? Hey! Burası doğru adres değil mi? Burada kimse var mı? Hey! Öf! Nerede şu parti? Kimse yok mu? Of, boş ver. Yaklaşmış olmalıyım.
Partinin nerede olduğunu bilen var mı? Pes etmeyeceğim. Kendimi tam bir ezik gibi hissediyorum. Hey, ne haber canım? Partiye katılsana. Ben hazırım. Şunu bir takayım da. Uhuu, partiye hazırım millet. Sizi bulamayacağımı sanmıştım. Hadi dans edelim. Sonra bunlar gerçek deniz kabuğu mu dedim. Sonra da o dedi ki, sen nereye bakıp duruyorsun öyle? O adam burnunu mu karıştırıyor? Ondan hoşlanmıyorsun değil mi? Sen benim gördüğümü görmüyorsun. Ay. Ben berbat bir şey görüyorum. Şimdi de bana mı el sallıyor? Madison, seninle hemen ilgileneceğim. Selam. Evet, işte bana bir fırsat. Bunu yapmak istediğinden emin misin Madison? Buldum. Madison, parfümümü denemek ister misin? Teşekkürler, ona güzel kokmak isterim. Yalnız Madison, bunun parfüm olmadığını bilmiyor. Geliyorum tatlım. Selam, bu koku da ne? Sanki ölü balık gibi. Dur, geri dön. Aa, bu benim hatam değil. Of ya, bu çok utanç vericiydi. O sana göre değildi zaten. Şimdi hikayeme dönelim. Makyaj tamam, suda görüşürüz. Görüşürüz. Su çok iyi geldi. Geliyor musun? Tamam, geliyorum. Ay! Ay, dikkat! Aa, su da soğukmuş ha. Selam. Makyajını düzelsen iyi olacak. Hadi. Yüzmek çok iyi geldi. Bu daha demin yaptığım makyaj mı? Tüh. Neyin işe yarayacağını biliyorum. Biraz deniz kızı sihri. Deniz kızına dönüşmeye hazır mısın? Ben hallederim. Simleri unutmamalı. Çok iyi görünüyorsun. Bunlar şart mı? Sırada ne var? Kendine bir bak. Vay canına, gerçekten çok iyi yapmışsın. Harikasın, sağ ol. Atlayalım mı? Woohoo! Şimdi kader anı. İyi görünüyor ama fırçam kurumaya başladı. Hep böyle oluyor. Buldum. Eminim Madison'da bir tane vardır. Ding ding ding. İşte bundan bahsediyorum. Büyük fırça darbeleri böyle olur. Birazcık daha. Yo, fırçanın ucu fırladı gitti. Bu çok kötü. Evet, işte orada havuzda. Ne oldu? Oh, ucuz atlattım. Bir saniye izninle. Sakin davran. Hop, işte buldum. Güzelce ıslanmış. Şuna bak. Aa, evet. Fırçanın ucu mu koptu? Sorun değil. Bir deniz kabuğuna yapıştır. Nerede bu? Bunu mu arıyordun? O benim makyaj fırçam mı? Senin için özel olarak yaptım. Vay canına, benzersiz bir şey. Hem de aynı şekilde işe yarıyor. Deniz kızlarının hayal gücü bayağı fazlaymış.
Bu her zamanki halim mi yoksa gittikçe güzelleşiyor muyum? Ah, orada neler oluyor? Bir dakika, bu klozetten mi geliyor? Sanki bir şeye kızmış gibi görünüyor. Ah, yeter artık, konuya kendim el atıyorum. Sorun ne acaba? Ah, umarım bu işe yarar. Ah, çok iğrenç, yeterince temizlendi mi acaba? Belki bir şeyler tıkanmıştır. Klozet pompası imdada yetişti. Neden hiçbir şey çıkmıyor ki? Elimde kalan tek şey bu demek. O zaman ava başlasam iyi olur. Umarım içindeki her neyse solucanları seviyordur. Hadi gir şuraya da kendini göster minik dostum. Aa! Hey, bırak şunu sinema. Aa! Vay canına, o da ne? Ha? Ah, harika bir deniz kızıymış. Müthiş, tuhaf. Ha, sana yardım olacak bir şey biliyorum. Ufak bir dönüşüme ne dersin? Hey Kalaskay, ne yapıyorsun bakalım? Makyajımı beğendin mi? Sen ne yaptın? Vay canına. Ne var? Bu kepikler ne öyle? Gözünü kırpmayı kes. Of, hadi ama. Bu iş çok saçma bir hal aldı. Çekil yüzümden. Ah, buna daha fazla dayanamayacağım. Bu da ne? Aç değilim ki. Julie? Kes şunu. Çok rüzgar yapıyorsun. Ah, olamaz. İşte. Sanırım seni nasıl geri getireceğimi biliyorum. Bu biraz zaman alabilir gerçi. Yakala. Bekle, yardım geliyor. Oh, yakaladım. Ah, eve dönüyorum. Ah, çok yoruldum. Hadi çok yaklaştın Julie. Selam, şükürler olsun. Olamaz. Gözünü kırpmak istiyorsun değil mi? Sakın, sakın yapma. Kırpma. Dur lütfen. Please, sakın yapma. Hayır. Duramıyorum. Aman tanrım. Ne oluyor? Evet, kirpikler bu sefer bayağı abarttılar. Hadi o zaman Şerefe. Bir bakalım. Ne oldu? Alo? Ne? Gerçekten mi? Hey! Aman neyse. Şimdi ne yapsam? Minik balıklar. Selam size. Sağlığımıza. Balıklar gibisi yok. Of. Ay, yine sıkıldım işte. Ne güzel. Sanırım bununla bir şeyler yapabilirim. Ve? Ne güzel. Denizde takıldığım zamanları hatırlatıyor. Şimdi de karada mahsur kaldım. Ne çabuk bitti. Olamaz. Bardak dudağıma yapıştı. Tamam, döndüm işte. Sky? Ne oluyor? Sky? Evet. Dudaklarına ne yaptın öyle? Onu bir şekilde çekmen lazım. Hadi beraberce hızla çekiyoruz, tamam mı? Çek! Vay canına, çok acayipti. Ne? Niye öyle bakıyorsun? Sebebi yok. Umarım kalıcı değildir bu durum. Bunu ben yapayım, olur mu? Bu biraz zorlu olacak. Ama sen uygun mu? Pek emin değilim. Hadi bir fırça kullanalım. Fondöten fırçası mı? Ne var, neden rüstürmüyorsun? Al o zaman. Peki. İşte bitti. Sonra görüşürüz Sky. Bye. Tanrım, bu kızın neyi var böyle? Ben ne yapmışım? Amanın. Bir selfie çekelim mi? Şimdi başını eğ. Bir elini şöyle koy. Güzel. Çok şirin oldu. Kesinlikle yüklemek lazım bunu. Peki diğerleri? Tırnaklarında ne var senin öyle? Kötüler mi? Yani iyi olmadıkları kesin.
Aa, yok öyle olmaz. Bana bir dakika ver. Ne yapsam? Acaba öyle mi yapsam? Olmaz. Belki de birilerini aramalıyım. Ya da belki gerek yoktur. Jolie, başımı döndürdün. Ah, bunu kendim de yapabilirim. Sen ne yapıyorsun bakayım? Çizim mi? Aa, buldum. Ver şunu bana. Manikür zamanı. Şimdi sana yepyeni tırnaklar yapıyoruz. Yalnız doğru şekli yakalamamız lazım. Mükemmel. Dış hatlarını bitirdiğimizde kalemle çalışmaya başlayabiliriz. Bunun ne işe yaradığını görünce şaşıracaksın. Böyle bir şey varken kim güzellik salonuna gitmek ister ki? Dış hatları neredeyse bitti. Şimdi tek yapmamız gereken içini doldurmak. Ve bunun için en sevdiğim şekli kullanıyorum Sky. Buna cidden bayılacaksın. Hazır mısın? Hadi bakalım. Hoşuna gitti mi? Artık balık şeklinde tırnakların var. Vay canına. Bana sonra teşekkür edersin. Huh. Tırnak yapmak gerçekten zor iş. Nereye gidiyorsun? Neden oraya geçtin? Minik dostumla biraz takılıyorum. Ne? Oh, balığım. Ne yapalım? Canın ne istiyorsa öyle yap. Ah, çok daha iyi. Artık gitmeliyim. Ah, kağıt bitmiş. Neyse, nerede kalmıştım? Güzel, işim bitti. Çok verimliydi. Ah, tamam, ben hazırım. Ah, sen uyuyor musun hala? Ah! Ne oldu? Ben neredeyim? Jolie, ne var? Uf, saçın çok fena halde. Evden bu halde çıkamazsın. Ha, bir dakika. Şimdi şu saçları bir halledelim. Hadi o zaman. Hey! Olmaz, daha işim bitmedi. Şimdi şu saçlarını bir yola sokacağım. Şimdi hareketsiz dur. Hadi ama. Bir sakin durup hareket etmesen. Uf! Jolie! Eyvah. Bu çıkan ses iyi olmadı. En sevdiğim fırçam. Ver şunu bana. Pardon. Evet ah sevgili fırçam. Bana çok iyi davranıyordun. Seni sevgili hatırlayacağım. Huzurla uyu. Çok üzücü. Ama seninle daha işim bitmedi. Bu şeylerden daha önce hiç gördün mü? İşte bir şeyler olmaya başladı. Şimdi sıra bunda. Of. Tamam, tuhaf. İşte böyle daha iyi. Güven bana. Hey. Mümkün olduğunca hallettim ama pek olmadı yine de. Ne? Bir şey yok ama aslında... Tamam, neyin yardım olacağını buldum. İnanılmaz bir sihri, hazır mısın? Tuvalet kağıdı ruloları. Saçlarını böyle rulolara sarıyoruz. Isı uygulamana bile gerek yok. İşe yarayıp yaramadığına bir bakalım. Ne düşünüyorsun? Çok mu harika oldu? Ne dersin? Çünkü bana çok harika olmuş gibi geliyor. Vay canına, bu inanılmaz. Benim saçlarım da keşke böyle görünse. Aa, hayatımda bundan daha güzel bir şey görmedim. Gerçekten kusursuz. Hey, ne hoş bir karşılama bu. Herkese teşekkürler. Yatak odası dönüşümü meydan okumasına hazır mısınız? Çok gerginim. Bu benim ilk günüm. İyi görünen tarafımdan çekmeye dikkat et. Yalnız bu biraz fazla olmadı mı? Pekala. Şimdi bugünün şanslı yarışmacısıyla tanışalım. Benim adım Mia ve ben tek boynuzlu bir atım. Her sihirli şeyi ve gökkuşağını severim. Gökkuşakları çok güzeldir. Benim adım Sky ve ben de deniz kızıyım. Aslında bir prensesim. Vay canına, çok ilginç. Hadi bu ikiliyi daha iyi tanıyalım. Ne? Neler oluyor? Kızlar şuna bakın. Yeni yatak odanıza hoş geldiniz. Bu değişik oldu. Pekala, başlayın. Yakala. Tamam, tuttum.
Bunu tam buraya koyacağım. Bunun yararı olabilir. Aa, teşekkür ederim. Mavinin butonuna bayılıyorum. Ah, işte olay bu. Hazır mısın Leo? Çocuklar dikkat! Şu dağınıklığa bak. Buraya tıbbi yardım mı alsak acaba? Boşver, daha iyi bir fikrim var. Vay canına! Hey, bu güzelmiş. Evet, değil mi? Çok rahat. Alo? Ah, selam. Ben acıktım. Biraz atıştırmalık yemem lazım. Yok artık, balina ne yaptı? Oh, bu da neydi? Ben bunun keyfini çıkaracağım. Ver onu bana. Hadi ama. Ver şunu. Ah, bunlar benim ama. Üff, her neyse. Güzelmiş. Daha fazla istiyorum. Hadi, paylaş benimle. Şart mı? Bunun olacağını biliyordum. İşte böyle. Bir tane daha. Sen kendi şekerlemelerini alamıyor musun? Neden uğraşayım ki? Seninkini alırım, olur biter. Yalnız bu hiç hoş değil. Ne aç gözlü bile. Artık yeter. Başka yok. Yeterince aldın. Olmaz. Karnım hala aç. Lütfen. Aman. Olmaz. Üzgünüm. Yapabileceğim bir şey olmalı. Bir dakika. Ha, aklıma bir fikir geldi. Bu ahşap sepet tam ihtiyacım olan şey. Bunu şekerleme almak için kullanabilirim. Hatta bunun için yataktan çıkmama bile gerek yok. Şimdi buna bir ip bağlayacağım. Aynen böyle. Şimdi bunu aşağıya Mia'ya sallandırabilirim. Bir dakika. Buna sıcağın bir şeye ihtiyacım var. Palto askısı. Bu işe yarar. Bunu makara sistemi gibi kullanacağım. İşte iniyor. Üzgünüm. Ben uyuyorum. Demek öyle. Kimin umurunda ki? Şu aletle işimi halledeceğim. Yakaladım. İşte kusursuz bir suç makinesi. Çok iyi görünüyor. Şunu da alayım. Hadi gelin bakalım. Bu kadarı yeter. Hepsi benim oldu. Bunları hak ettim. Şekerlemelere bayılıyorum. Ne? Şekerlemelerim nereye gitmiş? Hepsi yok olmuş. Sky hepsini almış. Ben sana paylaşalım demiştim. İçimden geldi. Al bakalım bunu. Hepsi bu mu? Bana vereceğin bu mu yani? Bu da şekerleme sonuçta. Neyse. Ben de bunu yerim. Güzellik uykusu zamanım geldi. İyi fikir. Çok güzel. Bu rujun rengine bayıldım. Birazcık daha. Bu kadar yeter. Biraz maskara da süreyim. Bu kısımdan nefret ediyorum. Geçen sefer elim kaymıştı. O yüzden bütün hafta gözüme bant takmam gerekmişti. Nasıl göründüğüme bir bakayım. Ne? Bu ben miyim? Neyi yanlış yaptım ki? Pekala, bu konuda yapılabilecek tek bir şey var. Hepsini silmem lazım. Tek boynuzlu atlarımla oynamak genelde eğlencelidir ama bugün değil. Buldum. Sky, ne oldu öyle? Sen iyi misin? Bir saniye. Sanırım senin buna ihtiyacın var. Daha güzel bir aynan yok mu? Elimde olan sadece bu. Peki, sanırım işimi bununla görmem gerekecek. Buldum. Bu deniz kabuklarıyla süsleyebilirim. O zaman işe koyulalım. Öncelikle aynayı düz bir yere koymam lazım. Daha sonra çevresine böyle tutkal süreceğim. Ve istiridye kabuğunu böyle bastıracağım. Kabukları çerçeve üstüne tek tek diziyorum. Harika görünecek. Neredeyse bitti bu sonuncu kabuk. Vay canına. Bu bana evimi hatırlatıyor. Bana da bir tane yapar mısın? Ne? Şu halime baksana. Biraz meşgul olacağım sanırım. Hiç anlamı yok. Vay, tek boynuzlu at çok pofuduk ve yumuşak. Mia. Ben de bir sarılabilir miyim? Sanırım olur. Onunla harika zaman geçirdik. Vay canına, haklısın, yumuşacıkmış. Mia, sen iyi misin? Umarım bugünler hiç sona ermez. Ben seni tamamlıyorum Bay Tekboynuz.
Hep yanımda olmanı istiyorum. Ay canına, ne inanılmaz anılar. Sen ne yaptın? Sanırım onu biraz fazla sıktım. Neden? Daha çok geçti. Sorun yok, hallederim. İşi bir kartona tek boynuzlu atın şeklini çıkarmakla başlayacağım. Sonra kartonu kesiyorum. Öncelikle kartonun üstüne tutkal sürüyorum. Sonra dolgu malzemesini tutkalın üstüne bastırıyorum. Sonra kartonu bu bezin üstüne koyuyorum. Bir sonraki aşama için bir kaleme ihtiyacım var. Bezin üstüne kartonun şeklini çiziyorum. Şimdi bunu kesmem gerekiyor. Kartonu ters yüz ediyorum. Sonra arkasına tutkal sürüyorum. Bezi kartonun üstündeki tutkala yapıştırıyorum. Bu bittiğinde sıra yelesinde. Bu yünler bu iş için biçilmiş kaftan. Bunun için farklı renklerde ipler kullanacağım. Sonra arkasını daha fazla bezle kaplıyorum. Ama daha işim bitmedi. Her tek boynuzlu atın bir boynuza ihtiyacı vardır. Bu simli kartonla bir koni yapıyorum. Ve içini dolgu malzemesiyle dolduruyorum. Koninin ucunu da bastırıp kafasına yapıştırıyorum. Bu çok keyifli. Yün örgüyü başının çevresine yapıştırıyorum. Keşke benim de böyle kirpiklerim olsaydı. Bu makyaj yanaklarını pembe pembe yapacak. Bu ne güzel bir tek boynuzlu at böyle. Bak sana ne yaptım. Bir bakayım. Ne düşünüyorsun? Bu bay tek boynuzlu at değil. Ama onu sevdim. Teşekkürler. Ah Mia. Olmaz. Kesinlikle olmaz Sky. Psst Mia, senin bu fiyonga ihtiyacın var. Aa çok güzel. Peki ben de bu arada. Olmaz, çek şu elini. Bu çok kabacaydı. Deniz yosunu çok lezzetli görünüyor. Vay canına, güneş ne parlak. Güneşi engellemem gerek. Bir fikrim var. Belki kendime bir gölgelik yapabilirim. Bu kurdeleleri böyle ipin üstüne asacağım. Karnım çok acıktı. Rengarenk makarnalar. Tam ihtiyacım olan şey. Biraz zor çiğneniyor ama işimi görür. İşte bu işi engeller. Daha fazla olduğunu sanıyordum. Bu çok tuhaf. Orada neler oluyor? Anne, pardon. Başka bir şey düşünmem lazım. Bir saniye. Bununla Mia'nın dikkatini başka yere çekebilirim. Bir top. Top mu? Gel buraya bakayım. Bu keşke daha önce aklıma gelseydi. Vay canına, top gerçekten çok hoşuna gitti. İşte tam fırsatı. Yalnız çabuk olmam lazım. Bu işe yarayacak eminim. Hala meşgulü güzel. Of, bu çok eğlenceliydi. Neredeyse bitirdim. Ama bu çok güzel görünüyor. Sakın aklına bile getirme. Of, en azından hala topum var. Bazı insanlar inanılmaz. Şimdi biraz uyku çekebilirim. Burası çok huzur verici. Ne rahatlatıcı bir gün. Okyanusu özledim. Mia, sen de evini özledin mi? Evet, hem de nasıl? Belki Mia'ya evini hatırlatacak bir şeyler yapabilirim. Ve her rengi olması lazım. İşte böyle. Bu bir gökkuşağı. Mia buna bayılacak. Vay canına, bu benim için mi? Mükemmel bir şey. Beni çok mutlu etti. Ben de Sky için bir şey yapsam iyi olacak. Elimde bu küçük yumuşacık tek boynuzlu at oyuncağı var. Bunu kullanabilirim. Şimdi de tek boynuzunun içine su enjekte etmem gerek. Balon balığına benzedi. Çok şirin. Sky, bunu senin için yaptım. Umarım hoşuna gider. Canına, bu bana okuldaki bir arkadaşımı hatırlattı. Şimdi Sky'a bir şaka yapabilirim. Olamaz. Pardon ama bu çok komikti. Benim sevgili gökkuşağım. Bunun olacağını önceden tahmin etmeliydim. Ne? Bu ses de ne? Yardım eder misin bana? Burada bir şeyler fena karıştı. Ormanda yine sihirli bir gün. Şu içi meyve dolu sepete bak. Özel iksirimi içmenin zamanı geldi. Şimdi bol sulu meyvelerimi mideme indireceğim. Ama bundan çok daha fazlası gerek. İşte olay budur. Şimdi şunu açalım. Vay canına, çalışıyor.
Denemek için sabırsızlanıyorum. Artık hazır. Şuna bak. Bundan harika bir yüz maskesi olur. Ama ayrıca çok da leziz. Sabahları yaptığım bu güzellik uygulamama bayılıyorum. Bunu her zaman yapabilirim. Çok güzel. Aslında bir tane daha yapabilirim. La 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 la. İşte yine muhteşem bir gün. Aa, olamaz. Doğan'la çok kızgın bugün. Hava böyleyken dışarı çıkamam. Anlaşılan balık tutma gezim iptal oldu. Bunu yapmayı çok istiyordum. Peki şimdi ne yapacağım? Çok istiyordum balık tutmayı. Aa, buldum. Küvette balık tutabilirim. İşte oltam da burada. Ve şimdi beklemem lazım. Aa, sanki oltaya bir şey vurdu. Vay canına, bu büyük bir şey. Hadi ama. Vay canına, çok büyük bir balık olmalı. İşte geldi. Selam balıkçık. Aa, şimdi ne olacak? Belki küçük bir tek boynuzlu aksiri işe yarayabilir. Aa, hey. Bu senin oltan mıydı? Harika. Ayrıca saçında da bir şey var. Bir saniye. Sana iyi yüzmeler ufaklık. Bu iğrençti. Ama biz şimdi arkadaş olabiliriz. Bir şeyler yemem lazım. Çok acıktım. Evet. Belki sana bir şeyler yapabilirim. Hadi gel. Hazır mısın? Vay canına, kırmızı sana çok yakıştı. Bak bende ne var. Çok leziz çilekler. Ve erimiş beyaz çikolata. Hadi çilekleri çikolataya banalım. Çileklerin üstünü iyice kaplamalıyız. Bu çok iyi görünüyor. Öyle gerçekten. Ama bunların işi daha bitmedi. Hadi bunları tabağa geri koyalım. Şimdi tahta çubuğu çıkarıp üstüne şekerden bir boynuz ve kulaklar ekleyeceğim. Vay canına. Şimdi ise parıltılı olsun diye bu yenilebilir simleri kullanabiliriz. Simleri çileğin üstüne böyle serpiştireyim. Rengine bayıldım. Bu çok eğlenceli. Ben de benimkilerin üstüne sim dökeyim. Sanırım artık yenilmeye hazırlar. Hadi deneyelim şunları. Vay canına, muhteşem olmuş. Bu balık elinden daha güzel. Bayıldım bunlara. Kendimi yemekten alamıyorum. Çok lezzetli. Kulağa hoş geliyor. Ben de senden alıyorum o zaman. Birlikte daha fazla takılmalıyız. Vay canına, burası müthiş. Her şey çok eğlenceliydi ama ben artık eve dönsem iyi olacak. Hey, o da neydi? Sen de gördün mü? Su bugün çok güzel. Sıcaklığı tam ayarında. Merhaba. Hey, o çok güzel. Şu kuyruğa bakar mısın? Buralardasın, güzel misin? Bu çok romantik. Ona neler hissettiğini göstermen lazım. İyi fikir. Bir resim yapacağım. Bir kalple başlayayım. Sonra içine bizi çizeyim. Resme fazla yetenekli değilim yazık ki. Evet, bu biraz zayıf kaldı. Buldum. Ufak bir tek boynuzlu at sihri bu işi çözer. Bu daha önce aklıma gelmeliydi. Tamam, hadi bakalım. Bununla ne yapacağım ben şimdi? Bir resim daha yapacaksın. Pekala. Vay canına. Neler oluyor? Çok korktum bir anda. Sorun yok. Aşk korkutucu olabilir ama güven bana. Eğer öyle diyorsan... Bir dakika. Bu inanılmaz. Tam istediğim gibi çizmişim. Teşekkürler. Bu resmi senin için yaptım. Çok yeteneklisin. Bu da senin için. Aşık oldum. Bu mutlu son işimle çok iyiyim gerçekten. Neyse. Burası okyanustan çok daha iyi. Suyun altında yanmak zor oluyor. Bu koku da nedir? Bunlar yoksa kaka mı? Bir sürü var. Şuraya doğru gidiyorlar.
Bunu acaba kim yaptı? Bir doktora görünse iyi olur. Ucu bucağı da yok. Nereye gittiğini görmem lazım. Sanırım artık yaklaşıyorum. Kaka izleri burada bitiyor. Yok artık. Emily, göründüğü gibi değil, inan bana. Sen resmen onları yiyorsun. Dur, açıklayabilirim. Bak, ne? Bu gerçek kaka değil, gördün mü? Merhaba arkadaşlar, şimdi bu kurabiye hamurunu bölümlere ayıracağım. Sonra buna gıda boyası ekleyeceğim. Bunun için farklı renkler kullanıyorum. Sonra bu renkleri hamurla karıştırıyorum. Aslında bunu yapmak çok rahatlatıcı bir iş. Şimdi bu parçaları yuvarlayıp rulo haline getiriyorum. Aynen böyle. Ve geri kalanlarla da aynısını yapıyorum. Hepsini aynı kalınlıkta yapmalıyım. Tamam, şimdi bunları yan yana dizip örgü yapıyorum. Aynen saçıma yaptığım gibi. Tada! İşte kurabiye hamurundan renkli tek boynuzlu at kakası. Ama şimdi bunları pişirmem gerek. Onun için hepsini fırına koyuyorum ve 20 dakika bekliyorum. Güzel kokuyorlar. Ve harika görünüyorlar. Hadi şimdi bir tadalım. Çok leziz olmuşlar. Tamam, bu içimi rahatlattı. Hadi dene bir tane. Teşekkürler. Kurabiyelerin çok lezzetli olmuş gerçekten. Beğeneceğini biliyordum. Aha. Resim yapmak çok zevkli. Neredeyse bitti. Ne? Çok kötü oldu. Bunun gökkuşağıyla hiç alakası yok. Aptal resim. Bu hiç adil değil. Selam. Sen iyi misin? Moralim bozuk. Seni neyin neşelendireceğini biliyorum. Bana baksana. Çok çılgınca değil mi? Git buradan. Buldum. Herkes jonglörlük seyretmeyi sever. Bu her zaman başarılı olmuştur. Bu bir klasik. Yok, işe yaramıyor. Ne zor bir seyirci. Yapabileceğim bir şeyler olmalı. Emily çok üzgün görünüyor. Bir dakika. Bir fikrim var. Bu falçatayla kalemleri kullanabilirim. Falçatayla kalemlerin ucunu rendeleyeceğim. Bana bu uçların tozu lazım. Ve şimdi parmağımla tozların üstünden geçip bir gökkuşağı yapıyorum. Vay canına. Hey Emily. Şuna bak. Bir gökkuşağı. Vay canına. Sen git şuradan artık. Bu senin için. Sağ ol kanka. Kendini birdenbire yaratıcı hissetmeye mi başladın? O zaman bu takı tüyolarının bazılarını arkadaşlarına dene. Bu videoyu becerikli arkadaşlarınla paylaşmayı ve harika taktikleri kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı unutma.